Selamünaleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi, selameti cümlemizin üzerine olsun. Allah razı olduğu şeyleri sevmemizi, razı olmadığı her şeyden de uzak olmayı bizlere nasip eylesin. Tanımayan, biz bunları eş dost için kayıt altına alıyoruz da, tanımayanlar için kısa bir hatırlatma yaparız. Abdullah Gözaydın, gazeteci değilim, haberciyim. Çünkü gazetecilikten bir geçim kaynağım değil. 17 senedir Fatih Haber, 10 sene yakında sivilhareket.com internet sitelerinden çevremizde gördüğümüz, herkesin de bilmesini istediğimiz haberlerle, dini, milli, kültürel haberlerle ibadet yaptığımızı zannediyoruz. Yani bu işi ibadet aşkıyla yapıyoruz. O yüzden hiçbir gelirimiz yok. Toplum olarak fazla bir bilgi yani donatılmıyoruz. Okullarımızda, ailemizde, sokakta fazla bilgiyle haşır neşir değiliz. Sürü mantığından yaşıyoruz. Bir şeye ihtiyacımız yok gibi yaşıyoruz. Müslümanız diyoruz. Müslümanlıktan, Kur'an'dan, sünnetten haberimiz yok. İmanın şartlarından haberimiz yok. Elfaz-ı küfür dediğimiz insanları dinden çıkaran konulardan haberimiz yok. Bugün Cuma'ydı. İnsanlar vakit namazları kılmayanlar, Allah'ın lanet ettiği birçok günah-ı kebairi alenen işleyenler, yani yalan söyleyenler, faizle iş yapanlar, çaresizlik bahanesiyle insanların hakkını gasp ederek onlara zulmedenler Cuma'ya geliyorlar. Halbuki Cuma çok farklı bir ibadet. Bir anlamda siyasi bir ibadet. Cuma'yı kıldırması gereken, Cuma her şehirde bir yerde kılınması gerekiyor. Yani o illa bir mescit olacak değil, bir meydanlık da olabilir. Veda hutbesinde gördüğümüz gibi, hutbelerinde gördüğümüz gibi, peygamber ümmetine yaptığı işleri, o hafta yaptığı işleri anlatıyor. Şunun kan davasını, şunun faizini, şunun şu işini hallettim diye. Ve sonunda helallik istiyor insanlardan. Ben görevimi yaptım mı diyor. Ama bizde Cuma bir namaz haline getirilmiş. Bu yakın değil yani, 300 senelik bir mevzu bu. Zaten ondan sonra da böyle çöküş dönemleri, duruş, lale devri ve arkasından çöküş dönemi başlamış. Cuma şehri yöneten ilçelerde, bugünkü tabiriyle kaymakam, vilayetlerde vali, başşehirde devlet başkanının hutbeye çıkarak hutbe okuması gerekir. Cuma hutbeden ibarettir. İki rekatta bir farz namazı vardır. İki yerde kılınan bir ibadetin, bu cuma ibadetinin biri kabul olmaz. Yani şartları yerine gelmemiştir çünkü. Mevlüt Özcan'ın Din Görevlisi'nin El Kitabı diye bir kitabı var, eseri var. Orada birçok hadis-i şerifler var. Hani günah-ı kebairi aleni işleyenler, yalancılıkla adlananlar cumaya çağrılmazdı deniyor. Yani cumaya çağrılmak gerekiyor. Ezan, bak şu anda da ezan okunuyor. Ezan namaza davet değildir. Namaz vaktini belirlemek için, yani her ne kadar da hayale selah, hayale felah diyorsa da, esas olan namaz vaktini duyurmaktır. Ve namaz vakti namazın farzlarından biridir. Şimdi isteyen gidiyor, isteyen gitmiyor. Ben de evimde kılıyorum mesela. Çünkü camide o
Allah'ın emrettiği 27 misli sevap verdiği cemaat sevabı yok. Cemaat benim kültürümde, benim hafızalamda şöyle tarif ediyorum onu. Beton. Betonu oluşturan kum, çimento, kireç, demir, su. Bunlarla düşün, Avrupa'nın en yüksek binası Safir. Bunlarla yapılmış, betondan yapılmış. 300 küsür metre. Bunlar hepsi toprak. Beton, toprak. Demir, toprak. Kireç, toprak. Yani diğer elementler toprak. Bunlar işlenerek, kimi demir oluyor, kimi alüminyum oluyor, kimi beton oluyor, çimento oluyor. Ve bunlar bir amaç doğrultusunda bir araya geldiği zaman betonu oluşturuyor. Taşıyıcı güç oluşturuyor. Ve bunun üzerine yüzlerce kat, yüzlerce metre eserler yapabiliyoruz. Cemaat de böyle bir şeydir. 7'den 70'e insanlar birbirini tanıyacak. Birbirini sevecek. Siz birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız diyor dinimiz. Ben 67 yaşımın 60 senesinde camiye giderim. Camide kimseyi tanımadım. Öyle bir kültür yok camilerimizde. Diyanet diye bir kurum kurulmuş, ruhbanlık. İslam'ın emrettiği cemaat olun, en takvanızı imam yapın. Bunu bütün imamlar bilir. İmam diyeceğim onlara diyorum ama demiyorum. Namaz memuru diyorum. Çünkü imam halkın seçtiği, yani o cemaatin liderine imam denir. En takvanız imam olsun diyor. Üç kişi bir araya geldi mi, iki kişi bir yolda gidiyorsa biri imam olması lazım. Ona itaat edilmesi lazım. İslam toplumları, Müslüman toplumları başıboş toplumlar değildir. Herkes kendi bildiğini yapsın, o özgürlük yok. Öyle çok özgür olmak istiyorsan yalnız başına yaşarsın. Gidersin dağ başında, nerede? Şehir hayatında dilediğin gibi topluma zarar verecek şekilde yaşayamazsın. Ha, kimseye de din zorlaması yapılamaz. Allah peygamberine diyor ki, ey Resulüm, ben seni onların üzerinde koruyucu, bekçi göndermedim. Senin görev, sana verdiğimiz görev sadece Kur'an-ı Azimüşşan'ı tebliğ etmektir diyor ayet-i kerimede. Şimdi yani bir ukalaların çıkıp, IŞİD kafalıların, DEAŞ kafalıların çıkıp işte sen niye sakalın yok, senin niye şalvarın yok, senin niye namazın yok. Yok böyle yani. Allah açıkça söylüyor ya, Allah dilemeden, yani kul dilemeden Allah hidayet dilemez. Allah'ın küfür içinde bıraktığını kimse hidayete ulaştıramaz. İman etmek, inanmak Allah'la kul arasındaki bir ahitleşmeden ibarettir. Sen kalbinle Allah'ı arayacaksın, Allah sana kendini malum eder. Sen Allah'ı aramasan, sen Allah'ı unutursan Allah da seni unutur. Açık bu, dinimiz açık. O yüzden herkes kendine bakması lazım. Ben inancın neresindeyim? İnsanlar toplu olarak yaşadıkları zaman hukuka göre yaşarlar, dine göre değil. Devletin dini olmaz. Din kurumlara değil, insanlara gelmiştir, cinlere gelmiştir. Sosyal hayatı düzenlemek üzere gelmiştir. Kendi kişisel hayatımızı düzenlemek üzere gelmiştir. Bir hayat nizamıdır din. En azından bizim kendi dinimiz İslam bir hayat nizamıdır. Hayatımızın her safhasını kontrol altına alan nasihatler vardır. Din nasihattir, emir değildir. Devlet emir koyar, herkes uymak zorundadır. Ama Allah emir koymamış. Mesela içki, kumar ve falcılık şeytanın pisliğidir. Artık onu terk ettiniz değil mi? Der. Mesela bütün insanları köleleştiren faiz sistemini Allah lanetlemiştir. Ama tehdidi, siz Allah'a ve Resulüne savaş açtınız. Faizsiz ticaret olmaz diyenler Allah'ın düzenine savaş açmış kafirlerdir diyor. Yani demiyor orada. Aşağılık bir kelime kullanmıyor Allah-u Teala. Sadece diyor bana savaş açtınız. Onun da gereğini görecek, yani gereğini kabullendiniz demektir diyor. Allah beyan etmiş. Birileri çıkıp
faizsiz bugün bir şey olmaz, faiz dünya gerçeğidir dediği zaman Allah'ın Er-Razzak olduğuna inanmıyor demektir. Ve hu ala külli şeyin kadir. Allah'ın rızası dışında bir yaprak yerinde oynamaz, dalından düşmez inancı yok demektir. Ve rızkı verenin Allah olduğuna inanmıyordur. Allah'ın Er-Razzak olduğuna inanmıyordur. İstediği kadar Müslümanlık taslasın. Yani Allah'ın koyduğu ölçülere, Allah'ın koyduğu nizama uyan insanlara, bilinçli insan, yani toplumun baskısıyla değil, bilinçli inanarak tabi olanlar Müslümandır ve yaşadıkları da her yaptıkları iş, yemeleri, içmeleri, yatmaları, kalkmaları ibadettir. Ama şuursuz bir şekilde sürü mantığıyla yapılan hiçbir şey ibadet değildir. Çünkü amel dediğimiz şey kalbin tasdik ettiğidir. Zorlanarak yapılan şeyler amel değildir. Amel-i salih dediğimiz şeyler bilerek, inanarak, isteyerek ve Allah rızası için yapılan şeylerdir. Yani birilerinin kınamasından korkarak, birilerinden bir menfaat bekleyerek, birilerinden korkarak bir şeyler yapan insanlar sevap da değildir, günah da değildir. Çünkü iradesi dışında yapılmaktadır. Onun için şimdi Cuma'ya gelirsek Yevmül Cuma diyoruz. Bugünün eski tabiri Yevmül Arba. Toplanma, istişare ve eğlence günü, alışveriş günü. Mekke'nin panayır günü yani. Cuma ayeti geldikten sonra ki birçok sahih kaynaklar Cuma ayetinin Mekki olduğunu söyler. Ve Peygamberimiz 5 vakit namazı Kabe'de kıldığı halde Hazreti Ömer'in radıyallahu anh Müslüman olduktan sonra 5 vakit namazı Kabe'de putperestlerin ibadet saati dediğimiz kerahat vakitlerin haricinde camide cemaatle kıldıkları halde Cuma'yı eda edememiş. Eğer Cuma bugün kılındığı gibi bir namazdan ibaret ise niçin peygamber kılamamış? Cuma ayeti geldikten sonra bazı hicret edenlere bilgisini vermiş ve Medine'ye yakın bir yerde Cuma eda edilmiştir. Cuma bir referandumdur. Hapishaneler özgür olmadan Cuma olmaz. Hutbe özgürlüğü olmadan Cuma olmaz. Her ilçenin, her şehrin sorunları ayrıdır. Oranın imamı, orayı yöneten hem halka hesap verecek, hem o halkın istediği, ihtiyacı olan konuları anlatacak. Bugün Hakkari'nin sıkıntısıyla Edirne'nin sıkıntısı aynı şey değildir. Mersin'in sıkıntısıyla Sinop'un sıkıntısı da aynı şey değildir. Oranın kültürüne göre, oranın hayat şartına, oranın ekonomik durumuna göre, oranın ahlak yapısına göre değişir. Onun için Cuma siyasi bir ibadettir. Hutbeden ibarettir. İki rekatta farz namazı vardır. Fakat bize şimdi vakit namaz gibi ya. Hanlarda, hapishanelerde biz 10 sene namaz kıldık ya. Özgürlüğümüz yok. Ve namazı, namaz memurları kıldırıyor. Ya bu da İslam'da ruhbanlıktır bu ya. İslam'da ruhbanlık yok. Ya bu kadar açık seçik bunlar ya. Benim gibi cahil insan dahi bunların itirazını yapıyor. Binlerce sayfa benim haberlerim var. Cuma konusunda, Diyanet konusunda. Ve cami, ismi üstünde cami, cem olma. Dedik ya öyle taş toprak İşlenerek mamul hale geliyor. Safir gibi 330 metrelik binalar yapılıyor. İşte biz öyle beton olmak zorundayız. İçimizdeki dertlileri bilmeliyiz. Derdimizi de paylaşıp azaltmalı, sevincimizi de paylaşarak çoğaltmalıyız. Ya 22 senedir ben bu binada oturuyorum. Bundan evvel hep müstakil binalarda oturuyordum. 22 senedir buranın biraz da inşaat işleri elimden geldiği için birçok ustanın 1.000 lira, 2.000 lira istediği şeyleri 100 liraya, 200 liraya kendim hallettiğim halde ya kimse, ben kapının üstünde anahtarı unutuyorum. 2 gün sonra geliyorum, anahtarı kapının üstünde görüyorum. Kimse, bana diyorlar ki anahtarını unutmuşsun. Korkuyorlar almaya. Nedir? Evden bir şey kaybolursa ondan biliriz diye.
Ya Allah'tan korkun ya. Allah'tan korkun. Komşuyum ben ya. Ve hep sizin iyiliğiniz için çalışmaya çalışıyorum. Gürültü yapmadan yok ya. Her gün başımdan aşağı bir şey silkeleniyor. Yani nasıl bir kanunen de suç olduğu halde insan evinin pisliğini pencereden aşağıya bütün milletin üstüne nasıl atar ya? Hangi bu insanlıkta var? Dinden çıktık artık ya. Din konuşmuyoruz. Sosyal hayatımızı konuşuyoruz. En fazla 50 metre ileride bir çöp kutusu olduğu halde elindeki pisliği nasıl sokağa atıyorsun ya? Herkesin arkasında bir çöpçü olacak duruma geldik ya. Ve sırf insanlar rahatsız olsun diye egzozlarımıza abart bilmem neler yapıyoruz ya. Yani teybimizi, radyomuzu, televizyonumuzu bütün mahalle duyacak şekilde açıyoruz. Sokaklarımızı kesip düğün yapıyoruz. Trafiğe kapatıyoruz. Yani ve bu konularda hukuku devreye sokmaya kalktığın zaman yok ya, ne de belediye geliyor, ne kanun geliyor. Bir gün Samatya sahilde adamlar çilingir sofrasını kurmuşlar. Hem teybi açmışlar, hem kadeh tokuşturuyorlar. Hemen karşılarında da bir ekip arabası sahilde sandviç yiyor. Sahile arabayı çekmişler. Ben gittim şimdi hem polisleri hem arka fonu alacak şekilde çektim. Fotoğraf çektim. Dediler, hacı ne çekiyorsun dediler. Dedim, sizi çekiyorum polise. Niye dedi çekiyorsun dedim. Suç işliyorsunuz dedim de onun için dedim. Ben gazeteciyim dedim. Tanıtma kartımı gösterdim. Ne demek istiyorsun sen yani? Bak dedim, arkanızda dedim, TCK falan maddesine göre dedim, kamuya açık bir alanda alkollü içki içiliyor dedim. Ve çevreyi rahatsız ediyorlar dedim. Siz de burada onları seyrediyorsunuz dedim, işlem yapmıyorsunuz. Bana bir başladı anlatmaya, bunları alacaksın, hastaneye götüreceksin, oradan karakola götürüp ifadesini alacaksın, oradan mahkemeye götüreceksin, işte mahkemeden çıkıp tekrar hastanede raporlarını, bunları serbest bırakacaksın, benim bütün günümü alır dedi. Dedim, sen bunun için maaş alıyorsun. Burada oturmak için değil ki, şu anda boşsun. Ondan sonra. Yani herkesin mazereti var. Ama kimsenin mazereti vicdanen haklı değil, dinen haklı değil, hukuken haklı değil. İbadet, Müslümanlar için söylüyorum, yoldan bir taş bir diken kaldırmak cihattır ya. Cihadı herkes zannediyor, onu bunu öldürmek. Nefsinden mücadele etmektir, topluma nizam vermek, toplumun kötülüklerini engellemektir. Bugün çevrenizdeki bir yanlışı şikayetçisi olduğunuz zaman, bu şikayetler çoğaldığı zaman insanlar suç işleyemez hale gelecektir. Mesela penceresinden yola pislik atmak, çamaşır asıp insanların üzerini kirletmek veya gürültü yapmak. Bunlar hep şikayet edildiği zaman sonunda hapis cezası geliyor. Önce kınama, sonra işte para cezası filan, sonunda suçu şey yaptığı için hani tımarhaneye bile şey yapabilirler insanları. Gözetim altında gidip bir ay tımarhanede toplum sağlığını bozduğu için. Ya batı Avrupalı olmak istiyoruz. Avrupa'da bakın ya, sokaklarda gezin. Yaya kaldırımı, ışık ve polisin olmadığı yaya kaldırımlarından geçiş hakkı yayaya aittir. Geç bakalım geçebiliyorsan. Geçemezsin. Adam o büyük bantların, o sağdaki yaya geçidi lafasının ne olduğunu bilmiyor sanki ya. Arabanın üstüne yürüyecek kadar da kabadayı değiliz. Öyle ufak ufak yürüyorum bazen. Adam da duruyor. Fırça çekiyor bana. Dedim ya, yayaya yol vermek zorundasın. Bak ben dedim, bantların üzerinden geçiyorum dedim. Burası yaya geçidi. Yani biraz sorumluluk sahibi olanlar özür diliyorlar. Ama Vatan Caddesi'nde gidin bakın, ışıksız bir sürü yaya geçidi vardır. Sıkı mı bir tanesinden geçin. Adam 100-120 ile geliyor oradan. Ya biraz ileride ışık var ya. Ne gerek var öyle 80-100-120? Yani akıl almaz bir haldeyiz. Ve sonra Müslümanız diyoruz. Onun için kimse Müslümanlığa saygı göstermiyor. Gavur dediğimiz insanlar kaldırımdan ayağını, Romanya gibi ya, arkadaşlar anlatıyor.
ayağını kaldırımdan, hani yaya kaldırımda değil, kaldırımdan ayağını yaya geçirdiğinde indirdiğin an araba diyor zınk diye durur diyor. İster geç, ister geçme. Medeniyet budur ya. Laf değildir medeniyet yani. Onun için ya neler konuşacaktık, nerelere geldik ya. Yani önce insan olmayı öğrenmemiz lazım. İnsanlık diyoruz. Yani hayvan gibi yaşamayacağız. Hayvan sadece kendi nefsini düşünerek yaşar. Ama bazılarımız o hayvandan daha aşağı yaşadığını söylüyor Allah-u Teala. Onlar hayvan gibidirler. Hatta daha aşağıdır. Bunu insanlar için söylüyor. Yani biz ne kadar medeni kelimesi Arapçadır. Ne kadar yoldan bir diken bir taş kaldırırsak, ne kadar çevremize görmeyenlere göz, duymayanlara ses, görmeyenlere göz, duymayanlara kelam, ilim, eli olmayana el, ayağı olmayana ayak. Yani Allah'ın bize verdiği nimetleri bazılarına vermemiş Allah. Biz onların, nasıl ki paramız, Allah rızkımızı veriyor, %2,5'unu, aslında ihtiyacınızdan fazlasını olmayanlara verin diyor. Ama biz milyarder olsak yine ihtiyacımız var. O fakire vereceğimiz bozuk paralarımız oluyor. Allah yardımcımız olsun. Yani Allah sevmediği kula malı mülkü emanetçi olarak verir. Aslında onun değildir o. Çünkü o yarın ölecektir. O miras mirasçısına kalacaktır. Mirasçısına kendinin haram olarak cehennemde azabını göreceği para mirasçısına helal oluyor. Yani çoluğu çocuğu için cehenneme gidiyor insan. İnsan miras bırakmakla mükellef değildir. Bakmakla yükümlü olduğu, sorumlu olduğu insanlara insanca eğitmek, onları barındırmak, onları korumakla mükellefdir. Çocuğunun, torununun geleceğini düşünen insan, Allah'ın Er-Rezzak sıfatına inanmayan insandır. Yarına Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh bütün malını İslam yolunda harcadığı zaman Allah'ın Resulü ona ne dedi? Ya Ebu Bekir, çoluk çocuğunu ne yaptın dedi. Her şeyini getirdin. Allah'a ve Resulüne dedi, bıraktım dedi. Rızık konusunda gene önemli bir ibret alınacak bir hikaye, bir nakil. Hazreti Ali bir gün çölde giderken vahaya rastlıyor. Kasabaya. Bedevilerde bilirsiniz hırsızlıkla böyle meşhur kişilerdir. Atı çalınmasın diye caminin önünde bir ihtiyara diyor ki ya bir namaz kılayım çıkayım diyor. Atıma bakar mısın? Bakarım diyor. Hazreti Ali Keramallahu Veç'e namazı kılıyor. Çıkarken kesesinden 20 gümüş dirhem alıyor eline. Bu 20 gümüş dirhemi ihtiyara verecek. Çıkıyor bakıyor, ihtiyar da yok, at da yok. Tabii köylüye haber veriyor. Atı bir hurmalıkta otlarken buluyorlar ama üstündeki eğeri yok. Gidiyor kasabanın eğercisinden eğer alacak. Adam diyor ihtiyaç varmış, çalmış diyor. Allah'a havale ediyor. Şeye bakarken duvarda kendi eğerinin asılı olduğunu görüyor. Diyor ki, ya bu eğer benim eğerim diyor eğerci. Evet diyor, biraz evvel diyor bir ihtiyar geldi diyor, 20 gümüş dirheme sattı bunu diyor bana. Hazreti Ali Keremallahu Veç'e orada diyor ki, Allah ona diyor ezelde 20 gümüş dirhemi rızık olarak yazmıştı diyor. Sabretseydi, birkaç dakika sabretseydi helal yiyecekti onu diyor. Sabretmedi, haram yiyor. Ya siz allame-i ne olursanız olun, piyangodan milyar dolar çıksın size. Vallahi billahi tallahi kumar oynamasaydınız o para gene size gelecekti. Allah'ın Er-Rezzak olduğuna inanıyorsanız buna da inanmak zorundasınız. Allah vesilesiz rızık verir. Böyle tohum atayım, 1'e 700 versin mücadelesini yapmak vaciptir. Farzdır. Farz-ı kifayedir. Gücü yeten yapacak. Ama ben yaptım, ben yapamadım demek şirk koşmaktır.
Çünkü Allah diyor ki ben takdir ediyorum. Rızkınız bir imtihan vesilesidir. Biz hep bizde olmayanlara bakıyoruz. Hiç Allah bize ne verdiğine bakmıyoruz. Bize ne vermedi ona bakıyoruz. Arabamız yok, villamız yok. İşte seyahat özgürlüğümüz, dünyayı gezemiyoruz. İşte çalışmak zorundayız. Yok. Bunlar Allah'ın kurduğu sistemin tezahürü. Allah kimine yokluk veriyor, yoklukla imtihan ediyor, kimini bollukla, varlıkla imtihan ediyor. Allah'ın bize verdiği, mesela bir köre gidin, ne istersin Allah'tan dediğin zaman, ya bir tek göz görmeyi ister. İnsanlara muhtaç olmaktan kurtulmak için. Ama bize sorsan, yokluklarımızı öyle bir anlatırız ki, hiç Allah'ın bize verdiği nimetleri düşünmüyoruz. Bu da nankörlüğün, işte Allah çok nankörsünüz diyor ya, bize verdiklerini düşünmemek. Şu sağlığımıza, şu bir baş ağrısı, bir diş ağrısı, bir diz ağrısı insana neler çektirdiğini başımıza gelmeden düşünmüyoruz. Olmadığı zaman da şükretmiyoruz. Allah şükredenlerden eylesin bizi. Çünkü Allah'ın sevmediği zümrenin çoğunluğunun ne kadar az şükredersiniz diye şikayet ediyor Allah-u Teala. Bizi bize şikayet ediyor. Velhasılın adil bir dünya kurmak için kendimizin adil olması lazım. Bana soruyorlar, şimdi iki gün sonra seçim var. Ne olacak bu seçimde? Ya Allah beyan etmiş. Siz nasılsanız sizin gibileri sizin başınıza musallat ederiz diyor Allah. İyiyseniz başınıza iyiler gelir. Kötüyseniz başınıza kötüler gelir. Allah'tan habersiz yaşayıp da Ömer gibi adam başınıza gelecek diye bekleyenler hayal kuruyorlar. Vallahi hayal kuruyorlar. Yemin etmek doğru değildir. Allah Kalem suresinde tanıma diyor, haklı haksız çok yemin eden değersiz diyor. Laf taşıyanı, insanların arasını böleni. Ya o Kalem suresindeki Allah'ın tanıma dediği, onlar makamları vardır, evlatları vardır, hükümleri vardır diye diyor. Onlara itibar etme. Ebu Cehil'den bahsediyor. Ebu Cehil'in gücüne diyor aldanma diyor. Onlar değersiz insanlardır diyor. Biz de Allah onu sadece Resulullah'a söylememiş. Onu Resulullah'a söyleseydi Kur'an'da olmazdı. Cebrail aleyhisselam nice şeyler söylüyordu peygambere. Çünkü onun ilmi fazla yoktu. Allah bize söylüyor onu ya. Resulullah'ın üzerinden bize söylüyor. Kur'an'daki her şeyden biz sorumluyuz. Bazıları diyor ki işte bu Mekke döneminde, o Medine döneminde o güne aittir. Hayır. 23 yıllık vahiy hayatının geçtiği olayların tamamı kıyamete kadar geçecek olan zamanın tefsiridir. Dünyanın neresinde yaşarsan yaşa, 1. Mekke dönemi, 2. Mekke dönemi, hicret dönemi, fetih dönemi mutlaka bir dönemin içindesindir. Ve o dönemde gelen ayetlerle mükellefsin. Ama sen Mekke döneminde bir coğrafyada yaşıyorsan, Medine dönemi ayetleriyle zorlanmaman gerekir. Hani ben öyle inanıyorum. Çünkü Medine'de artık bir İslam devleti var. Ama Mekke'de şirk bir devlet var. Allah'a şirk koşan sapıkların, putperestlerin bir sistemi var. O sistemde yaşanması gerekenler orada yaşanır. Allah'ın istediği zaman Mekki dönemde de istediği şeyler bellidir. Çoğunluğu bireyseldir. Hani seni ne kadar zorlarsalar zorla, kötülük yapmayacaksın, yalan söylemeyeceksin, gizli de olsa ibadetini yapacaksın. Ama Medine dönemi öyle değildir. Fetih dönemi öyle değildir. Şartlar insanlara, paran olmadan Allah senden zekat, fitre, sadaka istemez. Sağlığın olmadan Allah yolunda cihat, mücadele istemez. Allah kuluna verdiği nimetin şükrünü ister.
Onun için biz yaşadığımız ülkeye o 23 yıllık periyotta şu dönemdir dediğimiz zaman o döneme kadar olan her şeyden mükellefiz. Cuma konusunda da İslam'ın emrettiği özgürlükler olmadığı için hala biz 16 senedir bu işlerden şikayetçi insanların yönetiminde olduğumuz halde hala Allah'ın emrettiği cemaati camilerde kuramıyoruz. Hala Diyanet diye sadece namaz kıldırmakla sorumlu. Onu da gidin şimdi Eminönü'nde İstanbul'un birçok yerinde akşamdan sonra yatsı, bazı camilerde akşam yatsı ve sabah namazları kılınmaz. Adam şimdi diyor ki caminin birinde adamın biri, burada bizim cami, burada bir yakın birisi Avrupa'ya gitmiş din görevlisi ateşi olarak. 4 yıl orada kaldıktan sonra gelmiş. Lojmanı o gençler, talebeler namaz kıldırıyormuş o arada. Diyanetin yardımcı elemanları. Adam şey yapıyor. Lojmanı tekrar geri almak istiyor. Oraya kütüphane yapmışlar. Oturup sohbet ediliyor. Demiş ya ben Beylikdüzü'nde oturuyorum. İşte ben sabah namazına gelemiyorum, yatsı namazından sonra geç kalıyorum falan filan. Bu konuda ben size bir yeni duyduğum bir hikaye anlatayım. Kitapçı bir arkadaşım, Mustafa kardeşime de selam burada. Birisi sadrazam yardımcısı olmuş. Defterdar galiba. Ama evi Edirne Kapı'da. Sadaret Sultanahmet'te ve sur içinde at ve at arabası yok. Herkes yaya yolculuk yapıyor. Şehir içindeki atlar, şehir burası, çoluğu çocuğu sokaklarda oynayan insanları korkutur. Zarara sebep olur diye şey yapmıyor. Osmanlı döneminde yok yani bu. Son dönemler hariç de. Gidiyor o zaman sadaretten, işte hükümdardan izin istiyor. Ben diyor Edirne Kapı'dan Sultanahmet'e gelemiyorum. Bana bir at veya bir at arabası müsaadesi verin. Onlar da diyorlar ki senin o yolculuğun esnasında gidiş gelişinde insanları korkutacaksın. Çevreye sıkıntı vereceksin. Bunu yapmaktansa diyor, daha çok güzel anlattı arkadaşlar kitabına göre. Sen dedi Sultanahmet'te bir yere taşın dedi. Yani hazır buraya gelmişken Sultanahmet'te bir yerde bir yere taşın. Yani sana at verelim, bir düzeni bozmayalım diyor. Şimdi bakıyorsun ya dünyanın en çok makam arabası bizde. Korkunç lükslük. Belediyenin içinde var 100 tane Fatih Belediyesi'ne belki makam arabası, bilmem ne arabası. Daha evvelce de SHP zamanında da vardı. Tantan geldiği zaman bunların hepsini kaldırdı. Sadece görev arabaları oldu. Müdürler, şunlar bunlar. Ya adam bütün gün sokaklar, eskiden belediye plakalı olduklarını görürdük, bir anlardık. Şimdi öyle değil, hepsi sivil plakalı. Çünkü belediye plakalı kullanamıyorlar. Siyah plaka, aa diyor, kamu şeyini kullanıyor. Ne yapıyorlar? Kendi kurdukları şirketlerden kiralıyorlar. Hem oradan bir rant kapısı açıyorlar, hem de araba sivil araba olduğu için adamın kendi arabası zannediyorsun. Halbuki kamu arabası. Ve o araba 3-4 tane işçi çalıştırır belediyede. Sadece o araba. Toplu taşımaya önem vermiyoruz. Hala bireysel taşıma için otobanlar yapıyoruz. Halbuki toplu taşıma yapmanın lazım. Bize o otobanları Batı yaptırıyor. Kendi arabaları kullanılsın diye. Çünkü bir tonluk arabadan 100 bin dolar alıyor, 150-200 bin dolar alıyor, 300 bin dolar alıyor, en kötüsünden 50 bin dolar alıyor. Otobanlarımız, otoyollarımız, geçitlerimiz nedir? Bireysel araba kullanılsın. Ama kendisi ne yapıyor? Şehrin altını balık ağı gibi metroyla doldurmuş. Herkes şehir dışında arabasını bırakıyor. Hani Beylikdüzü'nde arabayı bırakıyorsun,
kırsalda oturuyorsan, ki orada konutlar genelde kırsaldadır, arabayı orada bırakıyorsun, metroyla Sultanahmet'e geliyorsun. Yani İslam bizi medeni yapmıyorsa o kendimizi aldatıyoruz. Allah'a da aldatmak mümkün değil. O Müslüman kimliğinle çok sıkıntılarımız olacak. Çünkü münafık durumuna düşüyoruz Allah korusun. Şimdi bu seçimde de bana diyorlar ki kime oy vereceksin? Ben vermeyeceğim kardeşim. Gidip boş zarf, pusulayı da cebime koyacağım. Boş zarfı atacağım oraya. Mecbur muyum oy vermeye ya? Şimdi 59 milyona yakın seçmen var. 49 milyonu sandığa gitmesin veya geçerli oy kullanmasın. Geri kalan 10 milyon seçmenin oyuyla bir hükümet kurulacaktır. Bir muhalefet kurulacaktır. Milletvekili olacak 600 kişiye. Ama öyle 40 bin kişiyle değil, 40 kişiyle veya 400 kişiyle, 400 de olmaz, 40 kişinin tercihiyle adam milletvekili olacak. 10 milyon seçmenin 1 milyonuyla adam cumhurbaşkanı olacak. Onun tercihiyle. Ama ülkede 60 milyon, 59 milyon seçmen var. Demeyecekler biz 5 milyonla iktidar olduk. %51 ile olduk diyor. %50.01 ile biz iktidar olduk diyecekler. Sayıyı vermeyecekler. Beni yok sayıyorlar. Benim önüme yemeyeceğim yemeğe koyuyorlar. Ya dinime dokunuyor, ya sağlığıma dokunuyor, ya damak zevkime dokunuyor. Ben o yemeği yemek istemiyorum, bana diyorlar illa yiyeceksin. Niye yiyeyim kardeşim ya? Benim aç kalma hakkım da var. Suyla doyarım. Bırakın bana bir şeyi zorla yedirmeyin ya. Ben yemiyorum. Çünkü verdiğim oyun, bir kişiyi vekil tayin ediyorsun. O adam devleti, belediyeyi, şunu hükümeti yönetiyor. Bir kararlar alıyor. Aldığı kararlarda Allah rızası yoksa onun ameline ben ortak oluyorum. Allah rızası varsa da ortak oluyorum ama ya benim öyle aman şunu bunu getireyim. Biz nicelerini getirdik ya. Tayyip Erdoğan'ın belediye %24,5'ların belediye başkanlığı olduğu zaman benim Fatih'te yaptıklarım efsane olmuştur. Yani bunu ben söylemiyorum yani. Fatih'te Eminönü'nde Refah Bayrağı'ndan başka bir bayrak, afiş, pankart yoktu. Bunu birkaç arkadaşla biz yaptık ya. Ve benim o gün faaliyete çalışmaya gelmediğim gün ekip yatardı. Yani vebal ben Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı hayırlı işlerde nasibim var. Şer işlerde de nasibim var, ondan ödüm patlıyor. O günahlarımın kefaretini, kardeşim de Anaplıydı, onların 30 kişi, 50 kişi bir araya gelip yaptıkları işleri biz o 2 dakikada yok ediyorduk. Yani helallik almak mümkün değil. Bunun maddi yönü var, psikolojik yönü var, siyasi yönü var. Gazeteler hep durmadan yazardı. Ya Refah bu parayı nereden buluyor? Bu kadar insanı nasıl çalıştırıyor? Bilmezler ki ben cezaevinden yeni çıkmış, işi gücü olmayan bir insan dahi cebimden bir şeyler harcıyordum bir şekilde. Bir yerden böyle çeşitli annemin emekli maaşından, işte taksicilikten, şundan bundan bir yaptığımız işler vardı yani Allah'a şükür. Hayattaki en önemli vasfım saydığım yalan, yalanla işim yok Allah'ın. Yalan insan değil, yalanı konuşan, yalanı bilerek konuşan insan değildir bana göre. İnsan olmanın olmazsa olmaz şartı yalandan münezzeh olmaktır. Her kul. Çünkü yalanın olduğu yerde ne dostluk olur, ne ticaret olur, ne hiçbir şey olmaz. Yalanın olduğu yerde güven olmaz, huzur olmaz. İnsan olmak istiyorsak öncelikle ilk yapacağımız iş Müslüman olmak değil, insan olmak için ilk şart şakacıktan dahi olsa yalanı terk etmemiz lazım. E biz bu kadar yalanla pazara gidiyorum, adam ya 1 liralık bir şey satıyor, onda en fazla 25 kuruş karı var. 25 tane yalan söylüyor. Biliyorum yalan söylediğini. Envai türlü yalan söyleniyor.
Ve niye yalan söylüyorsun deyince, yalan söylemesen olmuyor ki diyor. Ya olmasın kardeşim. Yalan söylemeden kazandığın her şeyin bereketi vardır. Allah helal yaşayan, haramsız, yalansız yaşayanı kimseye muhtaç etmez. Lütfen Allah'a güvenelim. Allah'a ne kadar güvenirsek, ne kadar yalansız, haramsız yaşarsak, başımıza Ebu Cehiller değil, Ömerler gelir. Fırat'ın kenarındaki bir kurdun bir kuzuyu parçalamasının sorumluluğunu taşıyan insanlar gelir. Ama bugün bunun edebiyatını yapıp da yalanla haramla yaşayanların bugün dinimizi de milliyetimizi de işte diyorum sana ya şurada 9 daireyiz. Kimse kimseyi bilmez. 3. katta Allah rahmet eylesin bir komşumuz öldü, haberim olmadı. Yani evden çıkmasını da cenazesini de duymadım. Böyle bir duymadım arkadaş ya. Bilsem mutlaka bir tarafından ben de tutardım. Ama duymadım. Bu beni kurtarmaz bu bilgisizliğim. İnadına üzerlerine gitmem, inadına yardım etmek lazım ama biz de öyle çok kamil insan değiliz. Allah yardımcımız olsun. Ama en azından suçumuzu biliyoruz. Bunu görevimiz biliyoruz. Sorumsuz değiliz. Allah yardımcımız olsun diyelim. Onun için kime oy veriyorsunuz, kime vermiyorsunuz? Müslümanlara söylüyorum ben. Fazla telaş etmeyin. Hiç telaşa gerek yok. Kendinize yırtmaya gerek yok. Önce güzelce Müslüman örneği veriyorsanız, toplum içinde Müslümanca yaşamanın örneğini veriyorsanız, gerisi teferruat. Güvendiğiniz insan varsa, eyvallah. Bir gün son belediye seçimlerinde malum bir partide belediye başkanı adayı Mithat Özdemir, Sivil Haber'in sahibi Mithat Özdemir arkadaşımla beraber o tanıştırdı beni. Şahsen tanıyorum ama yani böyle bireysel tanımıyorum. Tanıştıktan sonra dedim ki Sayın Başkanım dedim. Eskiden de başkanlık yapmış ya. Sayın Başkanım dedim, Fatih Belediyesi'nde çok yolsuzluklar oluyor dedim. Ben bunları savcılığa bildiriyorum, haber yapıyoruz. Ama dedim, yani saçma sapan raporlarla takipsizlik veriliyor dedim. Siz dedim, parti olarak dedim buna itiraz etseniz falan, dava açsanız. Dedi ki, ooo dedi, parti partiyi dedi, şikayet etmez dedi. Nasıl yani dedi, ayıptır dedi, yani olur mu dedi öyle. Yani sanki aile içinde dava. Ya bu kamu davası bu ya. Ya kafayı yedim o anda yani. İnsan Allah Allah, Allah'la insanlardan oy isteyeceksin. Sonra diyeceksin ki Fatih'te yolsuzluk yapan idarecileri sende halktan 5 milyon bilmem kaç yüz bin yani milyon değil de işte sizin ezberimde yok şimdi belli olsun olmasın diye şey ama muhalefet görevi vermiş sana bu halk. Binlerce insan oy vermiş sana. Yani iktidardaki parti 107 bin oyla seçimi kazandıysa sen de 15 bin oy aldın, 20 bin oy aldın veya 1000 oy aldın. Sen de onları temsil etmekten sorumlusun. Yok ya, ne meclise gelen ne gelmeyen, giren ne girmeyen halkın dertleriyle dertlenmiyorlar. Seçim zamanı bazı hediyelerle, bazı işte İftarlarla, bazı yemeklerle, bazı şunlarla, bunlarla. Ya Türkiye'de siyasetçilik de Amerikanlaştı yani. Her şeyimiz Amerikanlaştı. Ya artık Amerika'nın diyorlar ya, 49. eyaleti olduk falan. Allah korusun. Ama gerçeklik payı var yani. Ya aslında bugün hakikaten neler söyleyecektim, nelere girdik. Ama bu toplumun bunlara da ihtiyacı var. Bugün de böyle olsun. Allah artık böyle 150 bine yakın Diyanet namaz memurlarının söylemediği şeyleri sık sık söylemeye çalışacağım. Ulaşamadığım, yani çevremdeki insanlarla bunları konuşuyoruz zaten. Allah bizim gavurun elinde de olsa bir böyle bir internet diye bir imkan vermiş bize.
Bunu elimden geldiğince kullanmaya çalışacağım. Avami Müslümanların bilmesi gereken imani olmazsa olmazları burada konuşacağız. Çok derin konuları, onları gitsinler istedikleri yerde öğrensinler. Ben bir ara internette haber sistemin başına koydum. Ne sorarsanız sorun. Bana çağrı atın, ben size telefonumu açayım dedim. Saatlerce, ayda 600 saat konuşabiliriz, 1000 saat konuşabiliriz diyorum ona. Çünkü konuşmadığım bir şeyin bedelini ödüyorum. Hiç olmasa işe yarasın. Ya bir çağrı atın, ben sizi arayayım. Ya 2 sene oldu, kimse aramadı ya. Ya adam bir madar etmek için arar kardeşim ya. Yani sevdi, bir şey öğrenmek için değil, ukalalık için arar. Beni ukala zannederek sınamaya çalışır. Benim grubumdaki 3-5 bin kişinin içinde yüzlerce hoca var ya. Ve ben bunları hep paylaşıyorum. Biri Kur'an ve sünnet ışığında bana itiraz etmiyorlar ya. Gidiyorum İstanbul Müftü Yardımcısına, diyorum ki ya arkadaş, oflu hocalarla çok da alay ediliyor. Bu memlekette çok oflu var. Sen de oflusun. Şu filmlerde, internette, şurada, burada sinema filmleri çevriliyor. Hocayla dalga geçiliyor. Ya dedim, bu konuda bir şey söylesene. Dedi ki, ben devlet memuruyum. Başbakanlıktan izinsiz konuşamam. Ya başbakanlıktan izinsiz neler yapıyorsunuz dedim ya. Cemaatten dedim, Allah rızası için para istiyorsunuz. Kendinize lojman yapıyorsunuz dedim ya. Öğretmenden fazla para alıyorsunuz. Ama dedim, masraflarınızı, ev kiranızı cemaate yıkıyorsunuz dedim ya. Kıskanıyor musun dedi bana. Kıskanıyor musun dedi bana ya. La ilahe illallah ya Rabbim ya. Şimdi Balat'ta bir caminin, tarihi cami restore ediliyor. Zamanında Kur'an kursu diye yapılmış ama imam müezzinlerin oturduğu bina yıkılacak. Tarihi caminin görüntüsünü bozuyor diye. Şimdi dernek kurmuşlar, zaten var dernek. Dernek başkanı mahallede şey yapıyor. Orada bir çocuk parkı var. O çocuk parkını, büyük bir park var. Orayı Şelale Parkı diye ayırmışlar. Şimdi orada çocuk parkının tapusu, o caminin tapusu alanında, vakıf malı. Üzerindeki gecekondular vardı, onların bazıları yıkıldı. Şimdi o parkı lojman, Kur'an kursu yapalım diyor. Gene aynı taktik. İşte üstümüze lojmanımız olsun. Yahu kardeşim, imamların %90'ın altında arabası var. Biraz evvel onun için misal verdim. Edirne Kapı'dan şeye giden defterdar gibi, Sultanahmet'e gitmek isteyen. Gel kiracıysan camiye yakın bir yerde otur ya. Niye ki hem Beylikdüzü'nde oturacaksın, hem bilmem nerede oturacaksın. Ya böyle bir şey yok ya. Ya bir de böyle bir görev yok ya. Allah'tan korkun ya. Namaz kıldırma görevim var, ezan okuma görevim var, mevlüt okuma görevim var. Mevlüt hanlarımız var, tesbih memurlarımız, müezzinlerimiz var. O müezzin aslında kayyımdır. Kayyım kimdir? Camiye sahip çıkan, temizleyen, bakan, eden. Yok ya, onlar ezan ve tesbihat memuru. Yani yok yani, ve bu camiye giden bir yığın da öğrenmek istemiyor. Çünkü öğrendikçe sorumluluk sahibi oluyor. Öğrenmek istemiyor. İzleyenlerden ya, hakkınızı helal edin. Allah razı olsun. Allah nasiplenmeyi nasip etsin bize. Yani bu işler bitmez ya. Ben ömrüm boyunca konuşabilirim yani. En azından Allah şükredenlerden olalım inşallah. Cümleten Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun.